Herkese merhabalar. New Inches in ön eleme turnuvası 3 günlük turnuva sonucunda bitti. Haberler gayet iyi. İyi haber Karsen'in tek başına birinci olması değil ama Mamedyarov'un ve Rajabov'un finale çıkması. Bakalım finalde ne yapacaklar? Bu arada Karsen 10.5 puanla birinci olurken ön eleme maçlarında Nakamura ve Mamedyarov da 9.5 puanla bitirdi. Ama aralarında şöyle bir fark var. Mamedyarov turnuvada açık ara en çok fazla oyun kazanan oyuncu 7 galibiyeti Üç yenilgisi var. E, Karsen'in ve Nakamura'nın ise e, kaybı yok. Ve böylece şu ortaya çıkıyor. Şehriyar Mamedyarov çok daha heyecanlı oyunlar sergiliyor. Bir de yine Nakamura'nın Resti Soyla o bankulot karşılıklı şahe 2 şah 7 şah git gel berabere yaptıkları bir oyun var ki. Kimse de yüzüne bakmadı aa ne kadar ilginç ne güzel e, keyif yaşatıyorlar şaşırttı bizi falan diye kimse gülmedi basına haber olmadı. Ne demiştim size bunu bir kez yaparlar basına haber olur ama ondan sonra hiç kimse suratına bakmaz. İyice satrancı böyle yavan hale e, çirkin bir oyun haline getirirler ve sonra oturup düşünürler biz nasıl bir saçmalık yapsak da şimdi basında haber olsak. Eh işin kolayı var. Güzel oyunlar oynarsın. Fedalı oyunlar oynarsın. Güzel bir oyun sonu oynarsın. O zaman haber olursun. Neyse fazla uzatmayalım. Geçelim Mamedyarov oyununa. Mamedyarov siyahlarla Vidit'e karşı oynuyor. Aslında bu oyunu daha önce gösterecektim ama Mamedyarov'un kayıplarını görünce öyle birebir takip etmedim. Açıkçası biraz korktum finale kalamayacak diye ve nazarda değmesin diye. Biraz batıl inanç. Biraz değil fazlasıyla ama göstermek istemedim. Şimdi finale çıkınca rahat rahat gösterebiliyorum. D4 at F6 oynuyor Mamedyarov. C4'e E6. At F3'e D5 oynayınca Vezir Gambitine girmiş olduk. At C3'e A6 hamlesi. Çok sıra dışı bir hamle. E, duruma göre yani fikir şöyle bir şey olabilir. Diyelim beyazlar E3 yaptığında... Hadi bir hamle bekledim. Fili çıktığında DC4, fil C4, B5 sürüp fili kaçtığında fili çaprazdan geliştirmek ve sonra da C5 sürmek. Ama bu tabi bu hamle aktif satrançta yani hızlı satrançta oynanan bir hamle. O yüzden ağır partide tercih edilir mi bilemiyorum. Buna Vidit C alır D5 yapmış. Alır D5 e alır D5'e. Fil G5'te devam etmiş. Fil E6 çıkmış çünkü fil G5 hamlesi sadece bir açmaza alma hamlesi değil. Hep derslerimde de söylüyorum. Bu arada satranç dersleri kanalında hatırlatayım. Hep açıklama kısmında ilk yorumda veriyorum. Orada da bahsediyorum bundan. Yani hesaplama yaparken bir konuma bakarken tablo şeklinde düşünüyoruz. Hesap makinesi şeklinde. Yani siz derseniz ki bu hamleye fili çıktı atı açmaza aldı. İş bunda bitmiyor. Rakibimin sonraki hamlesi ne olacak diye de sormalıydınız. Burada beyazların doğrudan tehdidi fil F6. Vezir F6'ya D5 piyonu boşta. GF6 alırsa zaten şah kanadı parçalanmış olacak. O yüzden fil E6 ile D5 piyonunu tutuyor Mamedyarov. Şimdi fil alır F6. Yine kırmış bunu. Vezir F6'ya. Vezir B3 gelmiş. Ve B7 piyonu tehdit ediyor. Bu filin yokluğunda. Klasik bir saldırıdır bu. Bu hamle klasik. Ama şimdi Mamedyarov'un yaptığı hamleyi Tahmin etmekte çok zorluk çekeceksiniz. Ya videoyu durdurup da düşünebilirsiniz bir anlığına. Çok fazla seçenek yok ama. Burada Mamedyarov kale A7 yapıyor. Uzay satrancım bu. Kale nereye gidecek? Hiçbir yere gitmiyor. Ama burada mesele vezir kanadını zayıflatmamış olmak. Yani B6 veya B5 sürdüğünüzde vezir kanadı zayıflıyor. Şu anda B6 sürüldüğünde bu nasıl zayıflık diye sorabilirsiniz. Ama işte ustalar bu kadar derin oynayabilir vezir kanadındaki beyaz karların zayıflamasından uzun vadede veya orta vadede yararlanabilirler. Ben de çok kafayı takmıyorum. E, vezir kanadını zayıflatmanı diye geçiyorum, gidiyorum. Kale A7'ye. Şimdi piyon boşta. Atılır D5. Tabii bunu alırsa fil D5, vezir D5'ten sonra fil B4 şaha hazırlıklı olmalı beyazlar. Roku bozulacak. At D2 yaparsa en azından şu var mı? Al al F2 piyonu boşta. E şah debir yapınca da rok bozuldu. E Allah kerim bundan sonra siyahlar rok atacak, oynayacak. Şah ortada. Hele hele Mamedyarov haydi haydi oynar. İşte bu sebepten Vidit A3 yapmış. İşte görüyor musunuz Mamedyarov oyunu zengin hale getirmek için açılışta değişik şeyler deniyor, fedalar yapıyor. Evet bunun sonucunda tatsız kayıplar da geliyor ama sonuçta kazançlar daha fazla ve keyifli, e, e, seyir keyfi yaşıyoruz. İşte ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Eee satrancı iyi oynayarak da satrancı keyifli hale getirebilirsiniz. Şaklabanlık yaparak değil. Vezir d8 dönmüş şimdi Mamedyarov ve d5 piyonunu koruyor. Vezirin d8'de pek uygun olmadığını düşünüyordu. H4. Vidit de ilginç oynuyor. O da şah kanadından girişimde bulunacak herhalde. Ve kanattan ata. Yani h4'e bakıyorum uygun bir zamanda at k 5 mi gelmek olabilir. Neden olmasın? Ee, ve bu noktada Mamedyrov da merkezden geliyor, c5 yapıyor. d alır c5, fil alır c5, kale d1. Tabii merkezden geldi de bu piyon topun ağzında. Gerçekten iki anlamda da hem kalenin, topun, hem de e, terim olarak, tabir olarak, değiş olarak topun ağzında hedefte. Kale d1'e. Şimdi siyahlar bebe 5 sürmüş. Ee, burada ne oluyor? Ben de ne olduğunu unuttum. Daha önce bakmıştım bu oyuna. At D5'e. Siyahlar rok atacak diye bir analiz vermişim. Bakayım ne oluyor. Yani burada e, beyazlar tehlike altında. Neden? At açmazdı. Yani ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum ama Vidit bundan korkmuş. Haksız da değil. Ve at G5 yapmış planladığı gibi. Şimdi... H6 al diyor. At alır E6. F alır E6. E3 gelişim. At D7 karşılıklı gelişim. Şimdi bir de G3 yapmış. Fili çaprazdan geliştirecek. Daha doğrusu şu E6 piyonlu yüklenecek zayıflığına. Rok, fil H3, vezir F6. Şehriyar mat istiyor şimdi. Hem korudu hem mat istiyor. Bakın satrancını geliştirmekte olanların zaman zaman gözden kaçırdığı hamle bu. Yani bir hamleyi tek yönüyle incelemek. Yani vezir F6 gelince eğer şöyle derseniz ya piyonu korudu derseniz ve bu hamlenin aynı zamanda tehdit yapabileceğine dikkat etmezseniz oyunu hızlıca kaybedebilirsiniz. Bu örnek basit tabi ama bunun daha karışık olabileceğini düşünün. Yani hem savunma yapıp hem tek tehdit değil çifte tehdit bile yapıyor olabilir. Devam edelim. Rok atmış beyazlar. Şah 8 at E2. Şimdi at F4'e gelecek. E6'ya baskı yapacak. Mamedyarov G5 sürmüş. Aşalır G5, aşalır G5 dit vezirleri değişelim diyor. Vezir C3, şah G8, vezir F6, kale F6, kale 1 şah F7, at D4. Burada şimdi Mamedyarov bana göre çok güzel bir hamle yapıyor. Fil alır D4 yapıyor. Bir fille bir atı değişiyor ve E4'ten sonra file at oyun sonuna girmeye razı oluyor. Üstelik iki kanatta piyonlar var. Filin bir hedefi de var. Ya yani ne gördüm Ahmet ediyorum? Zorunluluk muydu? Çok değil gibiydi. Ama bu oyun sonunun kendine şanslar verebileceğini gördü herhalde. Bakalım devam edelim. Neler oluyor? Şah E7, kale F1, şah D6. Oyun sonunda iki şey daha önemli hale geliyordu. Şahı kullanmak ve geçer piyon. Yani oyun, şimdi oyun ortasında açılışta şağı ortaya çıkmak saçma. Yani kastettiğim tabii ki siz kaleniz varsa kalenizi iyi kullanın, atınızı filinizi iyi kullanın. Ama oyun sonunda girdiğiniz anda hemen yani beyniniz çalışacak. Ya şahımı aktif hale getirebilir miyim, iyi hale getirebilir miyim? Veya diğer konu geçer piyonum var mı kullanabilir miyim? Geçer piyon yaratabilir miyim? Tabii bunun Karşı taraf da var. Rakip de aynı şeyleri yapmaya çalışacak. Ya yani şöyle düşünürsün. Rakip şahı engelleyebilir miyim? Kesebilir miyim yolunu? Veya rakip geçer piyon yaratmaya çalışıyor. Onu engelleyebilir miyim? Geciktirebilir miyim? Bunlar önemli noktalar oyun sonlarında. Devam edelim. Kale C2. Şimdi at B6 yapmış. C4'e dalmak istiyor. B3'te o kareyi tuttu. Kale H7. Fil G4. Kalaş F6, şah G2, h 2, şah F3, kale F7, şah E3. Şimdi Mamederov şah çekişlerle beyaz şahı aktif hale getirdi. Ne yapmaya çalışıyor? Gerçekten anlaşılması zor bir oyun ama anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kalelerini saldırgan pozisyona getirdi. Yani siyah kaleler yükleniyor, hedef buldu. Beyazlar da savunmaya bağlandı. Biz taşlar aktif, etkili dediğimizde böyle somut olmayan, soyut bir ifade kullanıyoruz. Ya taşın aktif olması ne demek? Etkili olması ne demek? Yani taşın önünün açık olması etkili olduğunu mu gösterir? Yok öyle bir garanti yok. Etkiliden, aktiften kastedilen, etkiliden kastedilen bir hedef bulup yüklenebilmesi veya bir hedef bulabilme ihtimalinin olması. Yani elinizde bir silah var. Bunu havaya diktiniz. Dağa taşa ateş ediyorsunuz. Alakasız yerlere. Ama bir hedef bulduğunuzda burada Mamed yaptığı gibi toplarıyla fake'den rakibi savunmaya bağladı. Şimdi bakalım neler olacak. Şimdi ah burası çok güzel. Burada at A8 hamlesini yapıyor. Çok güçlü bir hamle. Beyazların çünkü beyazların planı kale boştaki kalesi bu. Kale E C1 gelip kale C6 şah çekmekte. Ve dikkat ederseniz bu atın ayakları da kırık. Yani gidebileceği yer burası burada da pek parlak değil. Şimdi at A8 mükemmel bir at manevrası ve buna özellikle baktım. Bilgisayarında önerdiği tek hamle. Ya yani en iyi hamle konumdaki. Şimdi kale E 1 gelince kale C7 yapıyor. Ve kalelerden birini değişiyor. Diyeceksiniz ki ama burada hani buna yükleniyordu? E iyi de öteki taraftan C hattından da kuvvetli bir saldırı geliyor. Şimdi e, bu şartlar altında keselim demiş. Kale C5'teyken keselim demiş. Tamam kale C5. Kale alır C5. D C5 yapsaydı şah merkezleşecekti. B4 yapsaydı at C7. Şah fil F3 çekti. Şah F6 ve siyahların piyonları ilerlemeye hazır. Ha siyah ne kadar iyi, iyi mi, değil mi? Ama mesele burada Oyunun zengin kalması ve mücadelenin devam etmesi. Gelelim oyuna. Oyunda Vidit kale alır C5 yapmış. At C7 at oyuna giriyor. Kale C1. At E8. İyi satrançını kötü taşı olmaz. At E8. Kale C8. At F6. Fili istedi. Fil F3. G4. Fil E2. Burada hani hep tartışma olur ya. Fil mi at mı? Fil mi at mı? Hangisi? Açık konumlarda fiil iki kanatta pin olursa fiil kapalı konumlarda at da fena değildir falan diye konuşulur. Ama bu çok özel bir konum. Yani bu durumda şöyle düşünebilirsiniz. Beyazların kalesi de daldı aşağıya. Canavar gibi bir fil var iki kanada bakan. Ya burada kazancı oynayan taraf beyazlarmış gibi düşünebilirsiniz. Ama durum çok farklı. Mamedyoro kazancı oynuyor. Sürüyor. ebe sürüyor. D alır ebe, şi alır ebeş. Ne demiştim? İki şey daha önemli hale geliyor. Geçer piyon ve şahı kullanmak iki anlamda da siyahlar daha iyi durumda. Evet, fil güzel. Yani olabildiğince güzel. Ama ama siyahların da böyle bir artısı var. iki artısı. Kale d 8 gelmiş. Şimdi dikkat etmek zorunda. Burada piyonlara dalamıyor kale A8. Çünkü D4 sürüşü var. Şah D3'e de he, bu kale burada boşuna durmuyordu. Piyonu alıyor. Yani sonuçta tabii şimdi burada oynanınca kolaymış gibi gözüküyor sonucu görünce. Ama oyuncular 15 dakikalık sürede bunları düşünmek zorunda. Ve zorlayan tarafta Mamedyorov. Mamedyorov kazanı zorladığı için riske giriyor bir anlamda. Yani kale A8 hamlesi. ya yani kale A8 oynayıp beyazlar bütün piyonları süpürüp oyunu da kazanabilirdi. İşte oyunu zevkli hale getiren de bu. Kale D8 oynamış. Kale H1, kale görevini tamamladı ve yeni hedeflere gidiyor. Bakın bu iki piyon birbirini korumuyor. F4 yapmış. G alır F3 geçerken alma. Fi F3, kale B1, B4, kale B3, şah E2, kale alır A3. Artık siyahlar için durumun daha iyi olduğu netleşti. G4, A E4 kale e8 şah d4 tehdit şimdi kale e3 şah kaçınca f3'ten fili kazanmak fil alır e4 yapmış d alır e4 hem geçer piyon daha da ilerledi kale e6 kale g3 kale alır e 6 kale g4 kale c6 bundan sonrası kazanç kale g2 şah d1 kale b2 kale d6 şah e3 kale d5 kale alır b4 ve Mamedyarov yavaş yavaş piyonu sürüyor bakın ne demiştik? Şahı kullanmak. Kesik attı şaha. Siyah şahını piyonu desteklemek için kullanırken rakibin de şahını kullanmasını engelliyor. Şah D2, kale D5, şah E1. Bu manevra piyonu sürmek için klasik bir manevradır. Ve burada ters köşe denilen olay var. Eğer bu şah bu tarafta olsaydı ve beyazın kalesi buradan saldırabilseydi... ...oyunun beraber iht olma ihtimali yüksekti. Belli konumlar berabere. Ama dikkat! Beyaz kale buradan şah şah çektiği zaman mesafe çok kısa olduğundan e, kale sürekli saldırma imkanı bulamıyor. Bu teknik bir kale oyun sonu ve bu noktada ha burada terk etmiş zaten e, şurada kale f8 yapınca terk etmiş. Çünkü fikir şu şah gelince böyle gelecek beyaz kale şah çekemesin diye buradan ve şahla tutarsa da şah çekip şahı uzaklaştırıp şah gidince de veziri çıkıyor ve uzatmamış. Vidit terk etmiş. Mamedyarov'u tekrar tebrik ediyorum. E, turnuvada da başarılar dilerim. Umarım turnuvayı da kazanır. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenizi eksik etmezseniz sevinirim.